Ferit Bey gecikti. Trafiğe takılmıştır. Birazdan burada olur. Ferit Bey'le baş başa toplanacağız sanıyordum. Bu projenin takibini artık ben yapıyorum. Ferit Bey benim bulunmamı özellikle istedi. Ne diyorsun peki bu Rusya işine? Yarın son teklifi vereceğiz. Bu konuda benim fikir sunmam çok doğru olmayabilir. Sonuçta siz bu işleri benden çok daha iyi biliyorsunuz. Evet ama daha önce böyle büyüklükte bir işe girmedim. Açıkçası gözüm korkuyor. Haklısınız. Sözleşmenin yükümlülükleri çok ağır. En ufak bir gecikmenin sonucu sizin için çok ağır olabilir. Yoksa çekiliyor musunuz? Ama bu Ferit Bey'i mutlu etmeyecek. Çok zor durumda kalacağı kesin. Yalçın Bey. Ferit Bey. Merhaba. İyi akşamlar. Sizi eşim Nazlı ile tanıştırayım. Kendisi bu gece bize eşlik edecek. Bu ne güzel sürpriz. Çok memnun oldum hanımefendi. Şeref verdiniz. Çok memnun oldum. Çok naziksiniz. Teşekkür ederim. Buyurun Nazan. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim hayatım. Şaka gibi ya. Arkadaş gerçekten şaka gibi. Bak bu söyleyeceklerimi Nazlı için söylüyorum. Ya sen iş kadınısın değil mi? İş kadınısın. Sen koskoca restoranın bir ortağısın, iki şef aşçısısın. Bir işinin başında dur be kadın, bir işinin başında dur. Aşkım yemin ederim sen daha çok çalışıyorsun. Bravo. Hakan benimle uğraşma, rica ediyorum. Demetciğim öyle deme. Şimdi insanın elinde böyle patlamaya hazır bir bomba olunca patlatmak istiyor, anlatabiliyor muyum? Sanki Nazlı ile Ferit benim elimdeki bombayı biliyorlarmış gibi, başlarına gelecekleri biliyorlarmış gibi yaşıyorlar. Yani son günlerini tadını çıkarıyorlarmış gibi. Garip. Hayır ben anlamıyorum ki. Biz bütün akşam bunu mu konuşacağız? Bugün bir arpa boyu yol alamadığını. Bu mu? Öyle mi? Yarın görürüz bakalım bir arpa boyu yol mu alıyorum yoksa tur mu bindiriyorum? Ne yapacağım biliyor musun? Ferit'in yanından Nazlı'yı aldığım gibi hop Ferit'in yanına Pelin'i koyacağım. Ferit'in ruhu bile duymayacak. Ha, bu arada bugün Pelin Hanım'la oturdum konuştum. Ya beni delirtti ya. Cins cins konuşmalar, acayip acayip tavırlar. Yok ben vazgeçeceğim de falan da fistan da. Ya sen kimsin ya? Sen bitmişsin, 7 yıl yemişsin. Ben senin önüne muazzam bir teklif sunuyorum. 2 gün sabret ya, 2 gün. Ferit'in yanından Nazlı'yı alacaksın, Pelin'i koyacaksın. Çok büyük bir başarı. Gerçekten bak. Al birini vur ötekine. Demetciğim Pelin her türlü bizim işimize yarar. Zaten sonra konuştuğumda böyle bir yumuşadı, sakinleşti. Yoluma gelecek yani. Hayır, benim anlamadığım ne biliyor musun? Yani bu kasıntı Ferit Aslan'da bu kadınlar ne buluyor ben çözemiyorum. Afiyet olsun. Yalçın Bey, biz bu baraj ihalesine 3 sene önce girdik. Herkes teker teker elendi. Bir tek biz ayakta kaldık. Ben, siz ve Rus ortağımız. Artık pazarlıklarda son noktaya geldik. Bu hafta son teklifi vereceğiz. Böyle son anda çekilemezsiniz Yalçın Bey. Bu beni çok zor durumda bırakır. Anlıyorum. Ancak bu yükün altına girmek istediğimden emin değilim. Uykularım kaçıyor. Korkuyorum. Bizim üstlendiğimiz sorumluluklar sizinkinden kat kat fazla. Hem siz yurt içinde defalarca bu tip işler yaptınız. Biz bu yola birlikte çıktık Yalçın Bey. Lütfen kararınızı tekrar gözden geçirin. Maalesef ben bu riske girmek istemiyorum. Bilmediğim sularda maceraya atılamam. Ferit Bey isterseniz sözleşmenin feshini yarın ayarlayabilirim. Yalçın Bey, somonunuz lezzetli mi? Efendim? Somonunuz lezzetli mi? Evet, fena değil. Muhtemelen bu somon Norveç'te yakalandı. Kendi sularında yüzerken. Şimdi sizin tabağınızda. Dünyanın kuralı bu. Bence de. İşte bu yüzden hepimiz büyümek, yeni yollar keşfetmek, yeni maceralara atılmak zorundayız. Nazlı haklı.
Biz olduğumuz yerde kalırsak ya birisi gelir bizi geçer, ya birisi gelip bizi yer. Ticarette büyümek bir tercih değil, mecburiyettir. Önünüzde iyi bir fırsat var. Güzel bir yol. Hem şanslısınız ki yol arkadaşınız çok güvenilir. Ferit Bey'in rahmetli babasını tanırım ben. Beraber çok iş yaptık. Yalçın Bey, bence tedirgin olmanızı gerektirecek bir durum yok. Siz kendinize, yolunuza, yol arkadaşınıza güvenin yeter. Gerisi zaten gelir. Rus ortağımızın network'ü çok iyi. Projeyle ilgili bütün fizibilite çalışmaları yapıldı. Yerel bir takım zorluklar var ama aşılmayacak şeyler değiller. Söyleyin Yalçın Bey, beraber miyiz? Beraberiz. Demek restoranınız var. Evet. Şimdi daha iyi anlıyorum. O fikirlerin, ikna kabiliyetinizin nereden geldiğini, iş hayatının içerisinde olduğunuzu tahmin etmeliydim. Teşekkür ederim. Nazlı aynı zamanda çok başarılı bir şef. Harika. O zaman bir akşam restorana gelmemiz şart oldu. Ne zaman isterseniz. Nerede balık da var mı? Evet var. Ama benim tarifim biraz farklı. Ben tarhana ile marine ediyorum. Tarhana mı? Hiç duymamıştım. Mutlaka denemelisiniz. Ferit'ciğim seni tebrik ediyorum. Çok şanslısın. Nazlı Hanım hem güzel, hem zeki, hem de başarılı. Çok şanslıyım gerçekten. Cihan Bey, romantik çiftimizi bizi baş başa bırakalım. Haklısınız. Müsaadenizle. Yalçın Bey, kendinize çok iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Çok memnun oldum Yalçın Bey. Ben de çok memnun oldum. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Cihan Bey, görüşürüz. İyi akşamlar, görüşürüz. Teşekkürler. Ne? Tam her şey bitti dediğim anda bir anda ortaya çıkıp beni kurtardın. Abartma. Yalçın Bey'in kafası biraz kırışıktı. Ben de zihnini açtım. İyi ki seni bu işe yeme getirmişim. Ben iyi ki seninle evlenmişim. İyi ki. Geç gelmemiz iyi olmuş. Baksana annem bile yatmış. Sessiz ol. Uyandıracaksın. İyi ki sessiz oldum. Bak şimdi planı anlatıyorum sana. Hı. Şimdi sessizce odaya gireceğiz. Koltuğun başucuna balonu bağlayıp sessizce çıkacağız. Bak Merit, sessizce. Hadi. Sen neden hala uyumadın dayıcığım? Ne yaptım? Ben uyuyordum, sizin sesinizi duydum. Ve uyandım. Hı. Aa, ne güzel bir balon ya bu. Oh, ama da büyükmüş. Süper. Ferit, bizi kandırdığı için bir şey yapmalıyız değil mi? Evet. Sana bir ceza vermeliyiz. Of yine mi? Ya Allah Allah. Hı. Ama bu öyle bir ceza değil. Bu çok değişik bir ceza. Nasıl bir ceza? Nasıl bir ceza hakikaten? Ne bu gürültü? Ne oluyor Ferit? Yokuşağına eğleniyorduk biraz sadece. Bir saat önce bu çocuk mışıl mışıl uyuyordu. Yani bu saatte uyandırılır mı? Yani anne kızma ya. Biz şakalaşıyorduk değil mi?
İyi geceler anne. Çok güzel bir gündü. Evet, annem son anda uyanıp gelmesi daha güzel olabilirdi. Ferit. Şimdi annenle aranızda neler olduğunu bana anlatmak ister misin? Anlatması zor bir hikaye. Seninle ilgili her şeyi bilmek istiyorum. Hem belki bir yardımın dokunur. Birlikte çözebiliriz. Bu gerginlik seni çok görüyor, farkındayım. Annemle aramızdaki ipler yıllar önce koptu. Bu saatten sonra bilmiyorum Nazlı, çok zor. Peki ne oldu? Bu öfkenin sebebi ne Ferit? Ben küçükken, henüz 10 yaşlarındayken çok kötü bir şey öğrendim. Zaman zaman hiç bilmeseydim diye düşünürüm. Bir telefon konuşmasından. Annemin babamı başka bir adamla aldattığını öğrendim. O anda dünya başıma yıkıldı. Çocuk aklımla kaçmayı denedim ama yapamadım. Kendimi odama kapadım. Kimseye bir şey söylemedim. Annen öğrendi mi senin bildiğini? Sonradan öğrendi. Neyin var diye anlamaya çalışırken ben patladım. Ondan nefret ettiğimi söyledim. Defalarca ağladı karşımda, pişman olduğunu söyledi ama artık eskisi gibi değildi o benim için. Baban. Babam. Babam. İşin en zor kısmı oydu. Babama her baktığımda sanki suçlu olan benmişim gibi utanıyordum. Bu ihanetin yükü benim omuzlarıma binmişti. Gerçeği söylemeli miyim yoksa susmalı mıyım? Hayatım bu iki soru arasında sıkışıp kalmıştı. Ferit. Bu yaşadığın büyük bir acı. Bir çocuk için çok zor bir travma. Babam çok başkaydı benim için Nazlı. Onun bu acıyı yaşayıp üzülmesini istemedim. Susmaya karar verdim. Yıllar geçti, ben hep sustum, kimseye bir şey söylemedim. Babam öldükten sonra da annemle aramız iyice bozuldu. Sonra da işte gördün ki zaten. Bu yaraları sarmanın bir yolu olsa. Denedim Nazlı. Affetmeyi istedim. Ama içimdeki o öfke hiç dinmedi. Sanırım dinmeyecekti. Güzel karıma sabah sürprizi. Ferit. Oo, bayağı iştah açıcı gözüküyor. Yalnız böyle şeyler yapma. Şımarırım ben. Daha kötüsü alışırım. Alışmanı istiyorum zaten. Kaybettiğimiz zamanları telafi etmeliyiz. Artık işimizin başına dönmeliyiz. Kaçışımız yok.
Bugün evet ayrı kalacağız mecburen. Olsun. Belki öğle yemeğine restorana geliriz. Bugün biraz yoğun bir gün. Epey bir iş birikti. Bir bakayım fırsat bulabilirsem kaçarım. Anlaştık. Ha, bu arada sana söylemedim sanırım. Başkasından duymanı istemem. Pelin bizim ihalelerden biri için proje hazırlıyor. Henüz kesinleşmedi ama onunla çalışabiliriz. Emin ol, endişe edeceğin hiçbir şey yok. Biliyorum. Sana güveniyorum. Ferit. Annen etmedik yine kahvaltıyı, kızmasın. Annem Bulut'la beraber yapmış kahvaltısını. Şimdi sabah kahvesini içiyor. Sen keyfini çıkar. Çıkarıyorum o zaman. Birlikte çıkaralım. Günaydın. Günaydın. Dün seramik atölyesine gitmişsiniz. Evet, bir değişiklik yapalım dedik. Ufak tefek bir şeyler yaptık. Ne güzel. Ferit'i bayağı değiştirmişsin. Aslında pek sevmez böyle basit ve ucuz şeyleri. Leman Hanım, belki de Ferit'le daha fazla vakit geçirmelisiniz. Oğlunuzu pek tanımıyorsunuz anlaşılan. Ferit seni affetmiş, kendine uygun bir eş olarak seçmiş olabilir. Ama benim gözümde hala temize çıkmadı. Anne, ne diyorsun sen yine? Nazlı'nın ve kız kardeşinin yaptıkları yüzünden neredeyse Bulut'u ve babanın şirketini kaybediyordun. Unuttun galiba. Unutmadım. Biz o konuyu çoktan kapattık. Sen de bir daha açmasan sevinirim. Ben senin yerinde olsam dikkatli olurdum. Seni bir kez kandıran yine yapabilir. Ne yeter. Herkesin geçmişte hataları oldu. Bunu en iyi sen bilirsin değil mi? Nazlı benim karım. Seni son kez uyarıyorum. Nazlı'ya saygı göstermek zorundasın. Eğer böyle davranmaya devam edersen burada kalmana izin vermem. Ne yapacaksın? Kovacak mısın beni? Gerekirse evet. Hadi ya gidelim. Üzülme olur mu? Bitecek, hepsi geçecek. Kimsenin senin üzülmesine izin vermiş. Şimdi düşününce Fatoş, ya iyi ki tanımışım Ferit'i diyorum. Hatırlasana o zamanları. Onun beni sevdiğini, merak ettiğini, özlediğini bilmek çok güzel. Ama en güzelini biliyor musun? Ne? Artık duygularımı kontrol etmek zorunda değilim. Saklamak zorunda değilim. Kızım utanmasam bas bas bağıracağım. Kızım kendine gel, dondurma gibi. Ay Nazlı, yemin ediyorum şu anda kızgın tavaya atılmış tereyağı gibiyim yani. Üzerime iki yumurta kırıp yiyebilirsin o derece. Ay nerede kalmıştım? Şey diyordun, aşk diyordun, meşk diyordun. Haykıracağım aşkımı diyordun. Fatoş, dünya artık daha güzel bir yer. Kızım Asuman bile tatlı geliyor gözüme. Ay çok güzel nasıl ya, çok güzel bunlar. Sanki sadece ikimiz varız. O ve ben. İkimiz. Başka hiçbir şeyin anlamı yok. Ay yıkılıyor ya, da yıkılıyor. Onu düşünmeden bir dakikan bile geçmiyor. Suratımda böyle bir gülümsemeyle yakalıyorum kendimi. Sanki dünya daha güzel bir yer. Oh, şair bile olmuşsun sen. Yok, şair olamam da fena halde aşık oldum kesin. Bu eski haber. Yeni haber, bunu kabul etmem. İkiniz de hazinatçı değilsiniz ha. Direnmekten o kadar yorulmuşuz ki. Ne kadar gereksizmiş. Boşu boşuna üzdünüz birbirinizi. Önce o kaçtı durdu. Ondan sonra sen affetmeyeceğim diye tutturdun. Belki de böylesi daha iyi oldu. Birbirimize en zor taraflarımızla tanımış olduk. Sonunda dişine göre birini buldun Ferit Aslan. Seni uzun zamandır böyle mutlu görmemiştim. Hatta ben seni hiç bu kadar mutlu görmedim galiba ya. İçimde var olduğunun farkında bile olmadığım bir savaş varmış. Nazlı ile birlikte o savaşa son vermişim gibi hissediyorum.